Aziz ülkemizin her bir köşesindeki değerli vatandaşlarım, haftalık gündem değerlendirmesi için huzurlarınızdayım. Bundan sonra kimi zaman farklı toplum kesimlerinden vatandaşlarımız da katılımıyla her pazartesi günü birlikte olacağız. Gününüz ve haftanız hayırlı ve bereketli olsun. Geçtiğimiz hafta güvenlik, kamu düzeni, adalet, ekonomi ve sağlık alanlarında yaşadıklarımız ülkemizin bu iktidar elinde yaşamakta olduğu derin yönetim krizini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Güvenlik alanında Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ ve gazeteciler Sayın Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na başkentin göbeğinde organize ve senkronize gerçekleştirilen saldırıların failleri ve azmettiricileri tam olarak ortaya çıkarılamadığı gibi, başta Cumhurbaşkanı ve Bahçeli olmak üzere iktidar ve koalisyon ortakları bu siyasi terör saldırılarını açık bir şekilde kınamaktan dahi imtina etmişlerdir. Kamu düzeni alanında bu düzenin aslı iki sorumlusu olan Adalet ve İçişleri Bakanları, kamuoyu önünde söz dalışı yaparken Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bütün güçlerini de toplayan Cumhurbaşkanı, bu yönetimin anarşisini sıradan bir olaymış gibi izlemiştir. Adalet alanında yerleşik kurallar ve gelenekler bypass edilerek Yargıtay üyeliğine atanan Cumhuriyet Başsavcısı, bu kurumda herhangi bir hizmette bulunmadan Anayasa Mahkemesi'ne de atanmış ve yargı sisteminin ana kurumu olan Yargıtay bir atama istasyonu haline dönüştürülmüştür. Ekonomi alanında ülkemizde dünyanın 17 kat faiz uygulaması sürerken Cumhurbaşkanı sanki bu süreçte hiçbir yetkisi ve sorumluluğu yokmuş gibi yüksek faize karşı olduğunu ifade etmeye devam ederek siyasette az görülen bir pişkinlik sergilemeyi sürdürmüştür. Sağlık alanında hem aşı temini hem de aşının yapılması süreçlerinde tam bir yönetim kaosu ve siyaseti kaymazlığı yaşanmıştır. Bu hafta içinde yaşanan bu vahim tablo iki hususu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bir, elinde her türlü yetkiyi bulunduran Cumhurbaşkanı ve iktidar tam bir yönetim vaziyeti içindedir. Ve iki, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi tam anlamıyla tıkanmıştır. Değerli vatandaşlarım, gelin bu konuları biraz daha detaylı bir şekilde ele alalım. Öncelikle Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Manisa Eski Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ ve gazeteciler Sayın Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na Ankara'daki yönlendirilmiş bir grup tetikçi tarafından yapılan sopalı ve silahlı alçak saldırıyı sizlerin huzurunda tekrar kınıyorum. Bu konuda gerek bizleri arayarak, gerekse kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla destek ve kınama beyanlarında bulunan bütün siyasi liderlere ve sivil toplum temsilcilerine bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Maalesef son günlerde bizzat iktidar eliyle bir kaosun içerisine ülkemiz çekilmek istenmektedir. Dünyanın her yerinde iktidarlar huzurla ayakta kalırlar. Bu koalisyon iktidarı ise hırgürle, gerilimlerle, ötekileştirmelerle ayakta kalmaya çalışıyor. Dünyanın her yerinde iktidarlar terör kelimesini bile telaffuzdan kaçınarak ülkedeki huzur ortamını bozmamaya çalışırlar. Bu iktidar terör demeden cümle kuramaz hale gelmiştir. Dünyanın her yerinde iktidarlar için darbe kelimesi yasaklı kelimedir. Bu iktidar gün geçmiyor ki kendisine karşı darbe yapıldığını ve hazırlandığını iddia etmesin. Emin olun, dışarıdan birisi baksa bu kadar darbe tehdidine rağmen bu iktidarın tesadüfen iktidarda kaldığını düşünebilir. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtiğimizden beri siyasetin alanı daralmakta, ekonomimiz küçülmekte, demokrasimiz irtifa kaybetmekte ve hukuk devleti işlevsizleşmektedir. Bu krizden tek çıkış yolu daha fazla demokrasi iken koalisyon iktidarı açık bir şekilde ülkemizin her geçen gün demokrasiden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. İktidar koalisyonunun küçük ortağı ise açık bir şekilde siyaseti sokağa indirmekte ve siyasal sabotajlardan medet ummaktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son zamanlarda sıklıkla askeri nezaket ve sorumluluk anlayışından uzak bir tutum içerisinde siyasi ve toplumsal barışı tehdit etmektedir. Bu gücünü açık bir şekilde milletin vermediği bir iradeyi AK Parti'den almış olmasından kaynaklanmakta ve kullanmaktadır. AK Parti bu duruma dur demediği sürece Bahçeli bu üslubunu ve tarzını sürdürecektir. Davul AK Parti'nin omzunda, tokmak Bahçeli'nin elindedir ve istediği gibi de çalmaktadır. Erdoğan ise AK Partililere hiç itiraz etmeden dinlemelerini tavsiye etmektedir. Bahçeli kalkar AK Parti'nin genel başkan vekiline açıkça hakaret ve tehdit eder. Ne o genel başkan vekili kendi siyasi onuruna sahip çıkabilir, ne de bir tek AK Partili Bahçeli'ye sen kime hakaret ediyorsun diyebilir. Ondan sonra da sağda solda bunamış
eski Türkiye artığı tiplerin saçma sapan laflarından büyük darbe tehditleri çıkarıp dururlar. Sokak ortasında siyasilere, gazetecilere, yazarlara saldırılsın. Siz bir tek cümle bile edecek cesareti göstermeyin. Cesaretinizle ve ahlakınızla ve vicdanınızla destan yazıyorsunuz maşallah. Nasıl olsa rezil olmuyoruz, rezil olamıyoruz diyorsunuz. O halde sonuna kadar devam edin. Nasıl olsa Bahçeli bir şey diyemiyoruz, sağa sola cevap yetiştirip gürültüyle bu durumu kapatalım diyorsunuz. Aferin size, devam edin. Bahçeli de bu durumu izleyip her gün hukuk devleti ve demokrasi karşıtlığında çıtayı biraz daha yukarı çıkarsın. İktidar denklemi içerisinde üstlendiğini farz ettiği hayati fonksiyona dayanarak her gün büyük bir sorumsuzluk, pervasızlık ve nezaketsizlikle siyasi iklimi ve toplumsal barışı zedelesin. Siyasetçi, akademisyen, kanaat önderi ve gazetecileri isim vererek hedef göstermekte, hedef gösteren kişiler kısa süre içerisinde saldırıya uğramaktadır. Son saldırıların hedefi Gelecek Partisi olsa da bu saldırıların asıl hedefi ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve ekonomimizdir. Siyasi partileri hedefe koyan, gazetecileri tehdit eden, sokaklara şiddet salan ve siyaseti kriminalize eden yaklaşımın asıl hedefi de sorumlusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'dir. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü kullanmakta, iktidar içindeki konumunu istismar ederek kişisel hesabını görmekte, ülkeyi ateşe atmaktadır. Namuslu, haysiyetli, cesur, hakikatleri yazmaktan, dürüstçe gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaktan başka hiçbir derdi olmayan gazete ve gazetecilere karşı geliştirdiği şiddet dili ve hedef gösterme ise tam anlamıyla aziyettir. Hiç taf kalabalığına gerek yok. 1980 öncesi sokak şiddetinden nasıl bir Türkiye çıktığını ve neleri kaybettiğimizi çok iyi biliyoruz. 28 Şubat'ta irtica ile mücadele ediyoruz kılıfı altında Bahçeli'ye de ömründe ilk iktidar ortaklığını veren nasıl bir vesayet rejimi oluşturulduğunu hepimiz gördük. Terörle mücadele ediyoruz diye yola çıkıp bütün ülkeyi faili meçhuller ve ağır insan hakları ihlalleri mezarlığına çevirenleri de hepimiz gördük. Terörü bitireceğiz diyerek yola çıkanların terörle mücadeleyi otoriter bir düzene dönüştürdüklerini de gördük. Bugün aynı cürümlerin işlenmesine asla müsaade edemeyiz. Bütün bu cürümler 1970'lerde, 1980'lerde de, 1990'larda da sokakta başladı. Siyasilere, gazetecilere, entelektüellere, akademisyenlere sokak saldırılarıyla, suikastlarla başladı. Sayın Bahçeli açıkça hedef göstermeyi, şiddeti teşvik etmeyi bilinçsizce yapıyor olamaz. Buradan 70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda olduğu gibi ülkemizde önce kaos, sonra da kalıcı bir otoriter rejimi kurmaya vesilesi herkese ve onlara destek veren arkasındaki güçlere de sesleniyoruz. Geçmişte olduğu gibi gladyo oyuncu olacak gençler yok artık. Bu ülke sizin başka başkentler adına nöbet tutacağınız bir ülke değil. Kirli tezgahlarınızın tamamını bu millet bozacak. Çünkü bu vatanın ev sahibi bu aziz millettir. Siz değilsiniz. Bu ülkenin tapusu bu millete ve onların atalarına aittir. Bu ülkede hiçbir dar grubun, mafyatik siyasetin, çete aklının ve vesayet heveslilerinin millete ev sahipliği taslamalarına müsaade etmeyeceğiz. Haddinizi bileceksiniz. Bu durumdan en fazla 1970'leri, 80'leri ve 90'ları çok iyi hatırlayan Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizin rahatsız olduğunu biliyoruz. Önce onlar çocuklarının tekrar bu gladyo taşeronlarının elinde harcanmasına asla müsaade etmeyeceklerdir. Aziz vatandaşlarımız, Bahçeli ve Perinçek, AK Parti ve Erdoğan'ı suç ortaklığına davet etmektedir. Sayın AK Parti, Erdoğan ve AK Parti açıkçası bir yol ayrımındadır. Eğer bu suç ortaklığını kabul ederlerse, bu eski Türkiye artıkları ilk fırsatını buldukları anda en büyük darbeyi Sayın Erdoğan'a vuracaklarından emin olabilirsiniz. AK Parti bir an önce bu tehdit dilleri, bu mafya tarzıyla, bu düşman kafasıyla hareket edenlerle ne yapacağına karar vermelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin %90'ından fazlasının hayır dediği bu köhne zihniyetle ne yapacağına karar vermelidir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti acilen nasıl bir Türkiye görmek istediğine karar vermelidir. Tehditlerin, kaosun ve şiddetin kol gezdiği bir Türkiye mi, milletin arzuladığı huzurlu bir Türkiye mi? AK Parti siyasi partinin kapatılmasıyla, parti liderlerinin ölümle, siyasetçilerin ve gazetecilerin şiddetle tehdit edildiği bir Türkiye mi görmek istemektedir? AK Parti meşru siyasetin, gazetecilerin ve yazarların mafyatik bir dille tehdit edildiği bir Türkiye mi arzulamaktadır? AK Parti binlerce insanımızın faili meçhullere kurban gittiği 1990'lara dönen bir Türkiye mi görmek istemektedir? AK Parti sağı solu sorumsuzca tehdit eden cüretkar bir kayyum tarafından maceraya sürüklenmekten razı mıdır?
Türkiye, geçmişte bu türden şiddet tahriklerinin ve eylemlerinin ülkemizi nerelere götürdüğünü açık bir şekilde tecrübe etmiştir. Açık bir şekilde şiddete davet edenler, siyasi partileri ve gazetecileri tehdit edenler, sivil siyaseti yine açık bir şekilde terörize etmek üzere çağrılar yapanlar bu ülkenin barışının ve huzurunun düşmanıdır. Yaşanmakta olan bu süreçten 1980'ler ve öncesinde mağduriyetler yaşayan MHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de ciddi şekilde rahatsız olduklarına dair hiçbir kuşkumuz yoktur. Ve bizim meselemiz ne Milliyetçi Hareket Partili ne de AK Partili tabanladır. Bizim meselemiz Türkiye'yi ötekileştirme, kutuplaştırma üzerinden yeni bir kaosa sürüklemek isteyenlerledir. Türkiye'nin geçen yüzyıldaki tabularından, çatışmalarından ve çekişmelerinden tekrar beslenmek isteyenlerin ülkemizin bugünle de yarınlarında söyleyecek hiçbir sözleri bulunmamaktadır. Siyasetin demokratik diline karşı, mafyanın tehdit dilini, vatandaşlarımızın huzur arzusuna karşı şiddeti yüceltenlere milletimiz hak ettiği cevabı mutlaka verecektir. Türkiye yıllardır kendisine ev sahibi, milleti de kiracı zanneden güruhun kuru gürültüsünden çok çekti. Bu ülkede milletten başka ev sahibi yoktur. Kendisini ev sahibi zannedenlerin, devletin sahibi zannedenlerin, hatta milletin sahibi zannedenlerin kuru gürültüsü kimseyi korkutmasın. Tekrar ediyoruz. Bu ülkede hiç kimse ev sahibi pozlarıyla siyasete ve millete ayar vermeye kalkmasın. Bu ülkede bu vatan da bizim. Milleti kiracı muamelesi yapmaya kalkan akıl Türkiye düşmanıdır. Bu ülkenin sahibi millettir, milletin her bir ferdidir. 83,5 milyon aziz vatandaşımızdır. Kürtlere ve Kürtçe'ye sabah akşam hakaret edenler, Serako Ahmet diyerek milyonlarca Kürt'ün diliyle hakaret ettiğini zannedenler aslında millete küfür etmektedirler. Sivas'tan öteye gitmeye ne cesareti, ne aklı, ne de ahlakı olanların tek bir projesi vardır. O da Türkiye'yi küçültmek. Bunlar Kürtçe'ye veya bu topraklarda konuşulan herhangi bir ana dile hakaret ederler. Çünkü vatansever değillerdir. Bunlar sokakta terör estirir. Çünkü vatansever değillerdir. Bunlar tehdit dilinden başka dil kullanamaz. Çünkü vatansever değillerdir. Bunlar ne zaman iktidarın ve devletin biraz yakınına gelirlerse ekonomimiz batar, ekmeğimiz küçülür, huzurumuz bozulur. Geçen hafta şöyle seslenmiştim. Açıkça savcıların tehdit edildiği bir ülkede siz Adalet Bakanı olmaktan hicap etmiyor musunuz demiştim Adalet Bakanı'na. Açıkça sokaklarda terör estirilen bir ülkede siz İçişleri Bakanı olmaktan hicap etmiyor musunuz demiştim İçişleri Bakanı'na. Siz bakanlık yapmak yerine Twitter'dan birbirinize laf sokasınız diye mi atandınız o makamlara? Bir İçişleri bir gün tweet atar, açıkça kendisine imtiyaz ister bir İçişleri Bakanı, diğer gün başka bir tweet atar, kendisini polis, savcı ve yetmez hakim yerine koyup ahkam keser. Beyler, kendinize gelin kendinize. O makamlar sizin mülkünüz değil. O makamlar millete aittir ve siz o makamlarda hizmet etmek üzere görevinizi yapıyorsunuz. Milleti borçlandırmayın. Devlet ve millet işleriyle boğuşuyoruz diyerek millete fatura çıkarmayın. Vazifeniz budur ve bunu yaptıkça orada oturabilirsiniz. Aksi takdirde Hazine Maliye Bakanı gibi çeker gidersiniz. Tamam anladık. Ağır bir cehalet ve ciddiyetsizlik içerisindesiniz. Ne çapınız, ne ahlakınız, ne de liyakatiniz o makamları taşımıyor. Ama bu ülkeyi ateş yerine çevirmenize müsaade edilemez, etmeyeceğiz. Bir ülkenin İçişleri ve Adalet Bakanı Twitter'dan atışmaya başlamışsa, o ülkede adalete ve kamu düzenine dair söylenecek söz kalmamış demektir. Ve o anda bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün yetkileri bana verin diyerek geldiği makamda oturup iki bakanın birbirine ayar vermesini izliyorsa, o makamda hakkını vermiyor demektir. Siz Twitter'da trollük yapmaya başlarsanız, ülkede adaleti, sokak çeteleri ve mafya sağlamaya, kamu düzenini kendisini devletin sahibi zanneden bir siyasi parti lideri sağlamaya kalkar. AK Parti bir an önce bu tehdit diliyle, bu mafya tarzıyla, bu düşman kafasıyla hareket edenlerle ne yapacağına karar vermelidir. Sayın Erdoğan bir yol ayrımındadır, açık söylüyorum. Ya kendisini ülkenin, devletin ve AK Parti'nin ev sahibi ve efendisi gören bu bölücü ve kindar akla iktidarını, anahtarını teslim edecektir, ya da Türkiye'nin tekrar bir hukuk devleti ve demokrasi olması için adım atacaktır. Bir gün reform çağrısı yapıp, ertesi gün gazetecilere ve siyasilere yapılan silahlı saldırılara sessiz kalarak bu iş yürümez. Susarak da yürümez. Görmeyerek de yürümez. Bugün itibariyle başka bir tercih imkanı kalmamıştır Sayın Erdoğan'ın. Yol ayrımındadır
ve bu yol çok daha uzun bir yol değildir. Kıymetli vatandaşlarımız, bu koalisyon iktidarı artık ciddi ve sorumlu bir yönetim sergileme kabiliyetini tamamen yitirmiştir. Hatta daha açık söyleyeyim, bu iktidar sivil ve siyasi bir iktidar olma özelliğini de yitirmiştir. Konu ne olursa olsun bu kadar terörden bahseden, sorun ne olursa olsun eski Türkiye mahkeme, polis ve apolet diliyle konuşan bu koalisyon iktidarının ne sivilliği kalmıştır ne de siyasi tabiatı. Kendi yandaşlarından bir kişiye 4 maaş verirken ağzını açan her bir vatandaşa da 4 terör örgütü üyeliği vermektedir bunlar. Koalisyonun büyük partisi AK Parti programını artık tamamen inkar eder düzeye gelmiştir. Etnik, bölgesel ve dinsel milliyetçilik ayaklarımızın altında sloganlarla yola çıkan AK Parti, bugün eski Türkiye'nin bütün ötekileştirmelerinin şehvetli savunucusu haline gelmiştir. Evet, milyonlarca Kürt vatandaşlarımıza kayyum atanmışlardır. Siz kendinizi yönetemezsiniz demişlerdir. Ama aynı AK Parti iktidarı kendi kendisine de kayyum atamıştır. Bugün koalisyon iktidarının vasisi 17-25 FETÖ saatinin önünde poz veren kişidir. Ve o günle ilgili tutumun açıklanmasını talep ettiği için Sayın Özdağ ve Sayın Orhan Uğuroğlu'na saldırılara sonrasında kınamayan kişidir. Bu iktidarın sözcülüğü ise Sayın Erdoğan'a kalmıştır. AK Parti programı, ilkeleri, değerleri ve siyaseti atanan kayyumla fiilen yok edilmiştir. Artık AK Partili kardeşlerim MHP'li taklidi yapabildikleri oranda kendilerine AK Parti yer bulabilir hale gelmiştir. AK Parti Sivas'tan ötesini ise kendisine yasaklı bölge ilan eden küçük, dar, marjinal ve radikal iki küçük partinin vesayeti altına girmiştir. Ben AK Partili kardeşlerimin tıpkı oyları yok sayılan milyonlarca Kürt vatandaşımız gibi kayyuma hayır dediklerini biliyorum. Çünkü bu kayyum iktidarının Türkiye'ye, milletimize ve yarınlarımıza sunabileceği hiçbir şey bulunmamaktadır. Milletimizin derdi ekmektir, bu koalisyon iktidarının derdi milletin içerisinde fitne ve korku tohumları ekmek. Milletimizin derdi hak ve özgürlüklerdir, bu koalisyon iktidarının derdi bir gün daha fazla imtiyazlı iktidarlarını devam ettirmektir. Milletimizin derdi huzur ve emektir, bu koalisyon iktidarının derdi kamu malına biraz daha çökmektir. Gelecek Partisi'nin ise derdi Türkiye'dir. Bu koalisyon iktidarının derdi Türkiye'yi küçültmektir. Evet kıymetli kardeşlerim, ekonomimiz küçülüyor, iş imkanları küçülüyor, ekmeğimiz küçülüyor. Ne zaman hamaset yükselirse, milli ve dini duygular istismarı artarsa, demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaştırılırsa, ekmek de küçülür, aş da küçülür. Ondan sonra çıkar bu iktidar askıda ekmek kampanyası başlatır. Bu koalisyon iktidarı yönünü tamamen kaybetmiştir. Hiçbir başlıkta zerre tutarlılık sergileyememektedir. Aziz vatandaşlarımız, bu iktidar ve troll medyası gündemi değiştirmek için yapmayacağı bir şeyi olmayan bir iktidardır. Biliyorsunuz düzenli bir şekilde ayda bir darbe kampanyası yapmaları gerekiyor. Hatta geçenlerde bir iktidar bülteni gazetede marketlerin yaptıkları zamları darbe girişimi olduğu bile yazıldı. Bütün bu zırvalar yetmezse gündemi değiştirmek için devreye bu sefer Bahçeli giriyor. Zam yağmurunu, 1 litre sütün 8-9 lira olmasını, doğal gaz ve elektrik faturalarını, eğitim alamayan, interneti ve bilgisayarı olmayan çocukları unutturmak için bir anda Sayın Bahçeli devreye giriyor ve yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyor. Şimdi geçen çıkmış bizler için güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anladıklarını milletle paylaşsınlar diyor. Sayın Bahçeli, biz bu konuda açıklamamızı 9 Kasım'da yaptık ve biz sizden ciddi bir akademik emekle hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak üzere randevu istedik. Siz bu randevuya bile asgari nezaketle cevap vermediniz. Verseydiniz bugün sorduğunuz modelleri ne sorusunun cevabını size anlatırdık. Şimdi kime ne anlatalım? Kamuoyuna açıkladığımız sistem önerimizi de okursanız siz de anlayabilirsiniz. Çekinmeyin. Sizleri kemikleşmiş bir muamma değil, milletimizin arzuladığı sade bir Türkçe ile yazılmış memleketin hayrına bir öneri bekliyor. Karnınızdan konuşmak, suya yazmak yerine okuyun, anlayacağınızı düşünüyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Birçok televizyon programında da aynı şey dile getiriliyor. Kimse alternatif sistem önerisi ortaya koymadı diyor. Görmek istemeyenlere, duymak istemeyenlere bir kez daha gösteriyoruz ve söylüyoruz ki biz tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi bundan tam 2,5-3 ay önce 9 Kasım'da milletimizle paylaştık. Hemen arkasından bütün siyasi partilerden randevu istedik. Sayın Bahçeli de davet içinde olmak üzere. Ama
randevu verme cesaretini ve nezaketini de göstermediler. Şimdi öneriniz nedir diye soruyorlar. Önerimiz açık ve net bir şekilde tanımlanmıştır. Biz gündeme getirdiğimiz hiçbir boş konunun içini ve altını doldurmadan kamuoyu önüne çıkmayız. İktidarla birlikte sabah akşam onu bunu darbeci, şunu işbirlikçi ilan edip hakaretler savunmak ne size ne de memlekete bir şey kazandırıyor. Biz kendilerine seslenelim. İlla darbe arıyorlarsa iki tane darbe oldu bu ülkede son iki yılda. Onların faillerin peşine düşsünler. Birincisini Erdoğan'ın damadı, ikincisi de ortağı Bahçeli yaptı. Damat ekonomiye darbe yaptı. Ülke yangın yerine çevirdi. Bütün mutfaklar yanıyor, esnaf yanıyor, çiftçi yanıyor, tüccar yanıyor. Sonra da Erdoğan affıyla kaçtı gitti. Nerede olduğu da belli değil. Siyasette darbe ise darbeyi ortağı yaptı. Ülke nefes alamıyor. Siyasi parti liderleri ölümle tehdit ediyor. Gazeteciler ve akademisyenler ölümle tehdit ediliyor. Mafya liderleri ortalıkta arz endam ediyor. Sokak ortasında insanlara saldırılıyor. Kan akıyor. Sonra da Bahçeli'de Erdoğan affıyla hiçbir şey olmamış gibi iktidar ortağı olmaya, hatta iktidarın kayyumu olmaya devam ediyor. Bu ülkeye bu ikisinden daha büyük darbe vuran kimse olmadı. Troll medyası Allah'ın her günü ıvır zıvır işlerden darbe çıkaracağına alsınlar bu ekonomik ve siyasi darbeyi önlerine koysunlar ve onu incelesinler. Başka da darbeci ve kötülük aramalarına gerek kalmadığını görürler. Değerli vatandaşlarım, dünyada hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ve faizler sıfıra düşmüşken Türkiye'de enflasyon %15'i, kredi faizleri %20'yi neredeyse geçti. Pandeminin başında hibe verilmesi gerekenlere kredi veren, kredi ihtiyacı olmayanı kredi almaya teşvik eden cahil ekonomi yönetimi ise Erdoğan affıyla kaçıp gitti. Yerine gelenler 3 yıldır oluşan itibar açığını kapatmanın yolunu faizleri yükseltmekle buldular. Hem de Sayın Erdoğan'a karşı. Görev dağılımı şöyle. Erdoğan da habire faize ne kadar karşı olduğunu söyleyecek, Merkez Bankası habire toplanıp faizleri artıracak. Böyle bir görev dağılımı var. Sonra Erdoğan'a sorunca bunlar beni dinlemiyor diyecek. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a sorunca da kargaların güleceği Merkez Bankası bağımsızdır şakasını yapacak. Bakın bunların durumunun ne olduğunu açıkça söyleyeyim size. Bu liyakatsiz ve vurdum duymaz koalisyon iktidarının tek bir derdi var. Krizleri yönetemeyince topu taca atmak. Sorunları çözemeyince gündemi saçma sapan şeylerle değiştirmek. Dünyanın bize benzeyen ve gelişmiş olan ülkelerine göre en az 17 kat, altını çizerek söylüyorum Sayın Erdoğan, bir kat değil, iki kat değil, üç kat değil, 17 kat faiz veriyoruz bugün. Hani yıllardır siz yüksek faize karşı çıkıyoruz diyerek bazen manevi değerleri de istismar ettiğiniz bir Türkiye'de yaşanıyor bu. Dünyanın bize benzeyen ve gelişmiş olan ülkelerine göre ise enflasyonumuz en az 15 kat daha fazla. Kıymetli kardeşlerim, yanlış duymadınız. Bizim muadilimiz ülkelerle bile kıyaslanmayacak kadar kötü durumdayız. Bütün bu enkazın, felaketin ve kötülüğün sahibi bakan ise Erdoğan affıyla sıvıştı kaçtı. Kaçarken de faturayı millete bıraktı. Şimdi sanki millet bu faturayı öderken canı yanmıyor, fark etmiyormuş gibi Erdoğan damadının bu enkazını da yok sayıyor. Bu ekonomi yönetiminin, bu iktidarın ortaya çıkardığı ağır faturadır bu. Sıkışınca bu fatura duyulmasın diye dış mihrak, faiz lobisi diye bağırmaya başlıyorlar. Erdoğan ne zaman faiz lobisi dese biz anlıyoruz ki faizler artacak, zam yağmuru devam edecek. Ama siz bırakın bunların faiz lobisi gibi boş laflarını. Bunlardan daha büyük bir faiz lobisi görmedi bu dünya. Dünyanın ilk 25 ekonomisi içerisinde en fazla faizi veren ülke biziz Sayın Erdoğan. Güç sizin elinizde. Yüksek faizlere karşıyım diyorsanız indirin faizleri. Bir emrinizde indirirsiniz ya da Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirirsiniz. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü ancak faizle kredi bulabiliyorsunuz, dışarıdan kaynak bulabiliyorsunuz. Çünkü ülkenin itibarını yok ettiniz. Eğer bir faiz lobisi varsa bu koalisyon iktidarıdır. Erdoğan iktidarıdır. Kıymetli kardeşlerim, ben size Türkiye'deki en büyük lobiyi söyleyeyim. Bu iktidar ile işletilmektedir. Elini sürdüğü her şeyi kurutmaktadır. Hukuk devleti nedir bilmez, yolsuzluk yapamayınca elleri titremeye başlar bunların. Bunlara helal haram bir anlam ifade etmez. Sabah akşam ona buna küfür eder, sabah akşam onu hain, bunu işbirlikçi ilan eder, fanatik bir şekilde akıl, liyakat ve ahlak görünce kontrolü kaybeder, saldırganlaşır. Bu lobinin ismi nedir biliyor musunuz?
En büyük lobi bu. Bu lobinin ismi cahiliye lobisidir, cahiliye lobisi. Evet, bugün bu iktidarın dönüştüğü şeyin ismi cehalet ve cahiliye lobisidir. Zaten ancak böylesi bir cehalet ve cahiliye lobisi elinde güzelim ülkemiz 3-4 yılda tanınamaz hale gelebilirdi. Bakın kıymetli kardeşlerim, biz bunlara 2016 Mayıs'ında 1 trilyon dolara doğru giden bir ekonomi bıraktık. Kendilerine bıraktığımızı bozmasalardı bugün 1 trilyon doların üstünde bir ekonomiydik. Vatandaşlarımız da Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımları ile rahatlıkla gezebilir olacaklardı. Kişi başına gelirimiz 15 bin dolara ulaşacaktı. Ama bu cahiliye lobisi Erdoğan'ın liderliğinde, damadının komutasında, Bahçeli'nin vesayetinde ülkeyi bugünkü şartların içerisine soktular. Cehaletlerini kabul etmek yerine yalana sarılıyorlar. Skor tabelasında maç skoru değiştirmekle maç kazanacağını zanneden cahiller gibi TÜİK marifetiyle sayılarla oynayarak ülkede işsizliği, enflasyonu, büyümeyi düzelteceklerini zannediyorlar. Yahu bu cahiliye lobisi salgını yönetmek yerine sayıları yönetmeye kalkmadı mı Allah aşkına? Biz onlara şeffaflık yaşatır, karartma öldürür demedik mi? Kıymetli kardeşlerim, bu cehalet ve cahiliye lobisinin en son vukuatını gördünüz değil mi? Bu iktidarın ülkenin acil gündemini konuşmamak için yapmayacağı şey kalmamıştır. Aşı krizi bütün vahametiyle devam etmektedir. Günde 1,5-2 milyon kişiyi aşılayacağını ilan eden bu iktidar bir haftadır ancak 1 milyon kişiye aşı yapabildi. Ve aşı stoku tükendi. Zaten birkaç gün daha devam ederlerse eldeki bütün aşının biteceğini gördüler. Ama bunların palavraları bitmez. Çıkar hiçbir şekilde sorularımıza cevap vermeden başka bir yalanı rahatlıkla söylerler. İşte 2 hafta önce, bakın yandaşlarınıza aşı yaptırmayın, herkes ahlaklı bir şekilde sırasını beklesin dedik. Ne yaptı bunlar? Sözümüzü dinlediler. Allah razı olsun, bu sefer önce yandaşlarına vermediler. Doğrudan kendileri aşı oldular. Her felaketin, her yıkımın, her depremin maalesef fırsatçıları, ahlaksızları ve vurguncuları hep olmuştur. Maalesef korona salgında da durum değişmedi. Farklı olan tek şey bu salgının en büyük vicdansızlığı ve fırsatçısının bizzat iktidar olmasıdır. Bütün ülke, kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar, her ay 5-6 bin yakını koronadan kaybedenler aşı vurulmayı beklerken büyük bir arsızlıkla AK Parti MKYK'sı herkesten önce aşı vurulmuştur. Bu AK Parti açısından çöküşün geldiği noktayı göstermektedir. Bu iktidar korona fırsatçılığını, salgın vurgunculuğunu kendisine yakışır bir şekilde kimseye bırakmamıştır. Bütün AK Parti MKYK'sını aşılandıkları için tebrik ediyorum doğrusu. 80 milyon aşı beklerken öncelik olarak aşılanmaları kendilerine ve son dönem benimsedikleri siyasi ahlaka çok yakışan bir uygulama olmuş. Eminim ki akraba ve yakınlarını, yandaşlarını, şoförden genel müdüre, yandaş müteahhitten eski belediye başkanlarına, magazin yıldızlarından liyakat sahibi rektörlere, milletimizin adım atmadan önce muhakkak örnek almak istediği bütün mühim adamlarınıza kadar hepsini aşılamışsınızdır. Aferin size. Ahlak da, vicdan da, hukuk da böylesi bir tavrı gerektirdi sanki. Hatta size önerim, Cumhur İttifakı'ndaki bütün MKYK üyelerinin de en kısa zamanda aşılanması yerinde olur. Bir tek ortağınız Perinçe'ye gerek yok. Zira onun Çin aşısına ihtiyacı yok. Çin muhiplerinin böyle bir aşıya ihtiyacı olmaz. Onlara vicdan aşısı lazım önce, vicdan aşısı. Uygur Türkleri bu baskı altındayken Çin'e karşı sesini çıkarmayanlara bir vicdan aşısı yapmak lazım. Bir akıl aşısı yapmak lazım. Bir tarih aşısı yapmak lazım. Bir insanlık aşısı yapmak lazım. Oysa işsizlik bu kadar artmışken, gelir dağılımı bu kadar bozulmuşken ve yoksulluk tavan yapmışken itibar açığını azaltmanın başka yolları da vardı ama yapmadılar, yapamadılar. Milletin rezervlerini arka kapıdan satan, pandeminin ortasında ihtiyacı olana ve olmayana kredi vermesi için icat çıkaran siyasileri ve bürokratı korumak için faizleri artırdılar. Oysa bu hatalarla yüzleşseler ve bunların sorumlularından hesap sorulacağını söyleyip uygulamaya geçirseler itibar açığı azalır ve faizler bu kadar artırmaya gerek kalmazdı. Hala eski ekonomi yönetiminin hatalarını yoksulun cebinden örtmeye çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz hafta içinde bir gün Mardin'de ve Midyat'ta, başka bir gün İstanbul'da, Ankara ve Konya sokaklarındaydık. Karşılaştığımız tablo, işittiğimiz şikayetler vahim. Türkiye'de yoksul sayısı 17,2 milyona, yoksulluk oranı %21,3'e yükseldi. Ayda 1000 Türk lirası üstüne geliri olanın yoksul sayılmadığı bir durumda bile her 5 vatandaşımızdan biri yoksul. Bu hükümet vatandaşımızı yeni bir kavramla tanıştırdı. Çalışan yoksulluğu.
çalıştığı halde insanca yaşayabileceği bir gelir elde edemediği için en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamama durumuna çalışan yoksulluğu denilmektedir. Gelişmiş ülkelerde %1 civarında oluşan çalışan yoksulluğu Türkiye'de %14,4'e çıkmıştır. Nasıl çıkmasın kardeşlerim? İşte geçen hafta gördüğünüz 1 litre sütün fiyatı indirimli marketlerde 5-6 Türk lirası, normal marketlerde 8-9 Türk lirasına çıkmış. Bu elektrik ve gaz faturalarıyla çalışanlar yoksul olmasın da ne olsun? Pandemi dönemiyle de çalışan nüfusun 1/3'ü yoksul hale geldi. Nüfusun 1/3'ü ise 2 günde 1 et, tavuk, balık içeren öğüne erişememekti. Bu veriler ortadayken Aile ve Çalışma Bakanı Türkiye'de yoksulluğun sorun olmaktan çıktığını, Cumhurbaşkanı kapanan dükkanlar ve şirketlerin olmadığını iddia edebiliyor. Belli ki hepsinin gerçekte de bağ kopmuş, işte cahiliyet lobisi budur. Cehalet lobisi budur. Gerçeğe önce gözünü kapatır cehalet lobisi. Sormak isteriz. Kapanan dükkan ve şirket yoksa 3,7 milyon çalışan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alarak keyfinden mi evde oturmaktadır? Ama bu sorularımızın bir muhatabı var mı? Pek emin değiliz. Çünkü Sayın Erdoğan bu soruları zerre kadar umursamıyor. İçinden çıktığı halkın dertlerini unuttu. Ben söylerim geçerim diyor. Millet yoksulluktan kırılıyor, faturaların altında eziliyor, mutfağında yangın var. Sayın Erdoğan eve ekmek götürme diye bir sorun yok, abartmayın diyor. Restoranlar kapanmış, kafeler kapanmış, büyük bir kısmının bir daha açması da mümkün değil ama Sayın Erdoğan kapanan dükkanların varlığına inanmıyor. Faizler %17'ye, kredi faizleri %20'lere çıkmış, sanki Latin Amerika'da bir iktidar yapmış gibi Sayın Erdoğan faiz artırımına karşı olduğunu söylüyor. Faizleri artıran Erdoğan'ı, faiz artışına karşı çıkan Erdoğan eleştiriyor, millet de aklınıza mukayyet olup bu trajik komediyi izleyin diyorlar millete. Kıymetli vatandaşlarım, aziz kardeşlerim, şimdi de birden Sayın Cumhurbaşkanı tekrar Avrupa Birliği'ni hatırladı. Tekrar döndük başa. Ülkeyi kimsenin ağzını açamadığı bir askeri garnizona dönüştürüp sonra da Türkiye'nin yeri Avrupa'dır demeye başladı. Bir gün Avrupa en büyük tehdit, diğer gün yerimiz Avrupa. Bir gün Avrupa en büyük düşman, diğer gün hedefimiz Avrupa Birliği. Bu nasıl bir sarılmadır? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Bu şekilde değil devlet, kabile yönetilmez. Bu şekilde muhataplarınız tarafından hiçbir zaman ciddiye alınmazsınız. Bu millet bunları hak edecek. Ne yaptı size? Türkiye hızla yeniden demokrasi eksenine dönmediği sürece ne ekonomik kalkınma olur ne de itibarlı bir devlet. Denklem çok basit. Ne kadar demokrasi o kadar ekonomik refah. Ne kadar demokrasi o kadar ekonomik kalkınma. Bu koalisyon iktidarın gündeminde demokrasinin D'si bile yok. İşte gündemleri görüyorsunuz. Nasıl milyonlarca vatandaşın oy verdiği bir partiyi kapatırız? Nasıl Tabipler Birliği'ni kapatırız? Nasıl üniversite kapatırız? Kafayı kapatmaya takmışlar. Ancak buna biz şaşırmıyoruz. Çünkü kendilerine %50 oyla teslim ettiğimiz iktidarı götürüp Türkiye'nin yarısında olmayan bir kayyuma teslim etmenin sonucudur bu. Dünyada kendi kendisine kayyum atayan ilk iktidar partisi AK Parti olmuştur. Kayyumun keyfi yerinde, her gün talimatlar yağdırıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bu talimatların altında inim inim inliyor. Arada bir hesap vermeye gidiyor. Kayyum beğenirse hesabı devam ediyorlar. Allah'ın her günü kayyum ne sorun çıkaracak diye titreyerek bekleyip duruyorlar. Buradan AK Partili kardeşlerime açıkça sesleniyorum. AK Parti bu kayyum düzeniyle devam ederse sonunda bir AK Parti kalmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten 2002'deki AK Parti'den eser kalmamıştır. Ne fikir olarak ondan bir eser kalmıştır ne de insan unsuru ve parti temsilcileri olarak. 2002'nin AK Partisi bugün olsa Bahçeli kapatalım der, Erdoğan gayrimilli ve terörist ilan eder. Böyle demiyorlarsa bir tek sebepten dolayıdır. Çünkü bugün fiilen AK Parti kapatılmıştır. 2002'nin AK Partisi kapatılmıştır. Bugün AK Parti tabelesi yazan partinin 2002'deki AK Parti ile zerre alakası yoktur. Zaten AK Parti'ye bakan ve kendisini kandırmak istemeyen hiç kimse AK Parti görmemektedir. Maalesef AK Parti'nin üzerindeki Bahçeli vesayetini, Bahçeli mührünü ve Perinçek gölgesini görmektedir bugün bakanlar. Bugün AK Parti geçmişini inkar ettiği ve geleceğini yok edebildiği ölçüde var olabilen bir yapıya dönüştürülmüştür. Milletin asırlık birikimi, kişisel hırs ve bütün değerlerinden istifa etmiş bir şekilde biraz daha iktidarda kalmak için milletin %90'dan fazlasından yüz bulamayan, marjinal, hiçbir Türkiye vizyonu ve millet derdi olmayan partilere ipotek edilmiştir. Erdoğan nereye gitse, ne yapsa ve ne söylese bu ağır ipotek altında söylemekte, bu ağır ipotek altında yapmaktadır.
Türkiye geçmişte de yıllarca koalisyon iktidarları gördü. Türkiye geçmişte de yıllarca vesayet rejimini tecrübe etti. Ancak ne böylesine ucube bir koalisyon gördük, ne de böylesine millet iradesini yok sayan bir vesayet rejimi gördük. %50 ile teslim ettiğimiz AK Parti önce MHP ipotek edildi, sonra Perinçe'ye ipotek edildi. Ardından da bütün bu 90'lı yılların aktörlerinin vesayeti altına sokuldu. Bu vesayet rejiminin devam ettiği her gün ülkemiz kaybetmekte, AK Parti ise tükenmektedir. Bahçeli'nin ve diğer eski Türkiye artıklarının kuracakları ilk tuzakla da AK Parti'den geriye kalan ne varsa yok edilecektir. Bunu defalarca uyararak ifade ettim. Tekrar uyarıyorum. Aklı başında bütün AK Parti yöneticilerini bir kez daha uyarıyorum. Vesayet rejimine bir kez izin verildi mi, sonunda bu izni verenleri de yok eder. Değerli vatandaşlarım, bütün bu vahim tablo karşısında dahi ümitlerinizi asla kaybetmeyiniz. Kamu düzeninin, adaletin, güvenliğin, özgürlüğün ve insan onuruna yakışır bir ekonomik ve siyasal düzenin sözcüsü ve habercisi Gelecek Partisi'dir. Bugün bu odakların partimize böylesine insafsızca saldırmalarının ana sebebi de budur. Çünkü onlar biliyorlar ki biz gördüğümüz yanlışlıklar karşısında dilsiz şeytan gibi susanlardan olmayız. Çünkü onlar biliyorlar ki biz terörist başının resimlerinin siyasi parti duvarlarına asılmasına da bir seçim kazanma uğruna ondan mektup postacılığı yapma ikiyüzlülüğüne de asla taviz vermeyiz, prim vermeyiz. Çünkü onlar biliyorlar ki biz manevi değerlerin istismarının yapılmasına da ülkenin bir yolsuzluklar diyarı kılınmasına da izin vermeyiz. Çünkü onlar biliyorlar ki biz ne korkarız ne korkuturuz. Biz ne susarız ne sustururuz. Biz ne aldanırız ne aldatırız. Merak etmeyiniz. Samimiyetle, basiretle ve cesaretle çıktığımız yolda Gelecek Partisi'nin kurulmasıyla birlikte siyasetin doğası da seyri de değişmiştir. Gelecek Partisi'nin kurulmasından sonra 27 yeni siyasi partinin kurulmasındaki cesaretin de, artan siyasi temasların da, yükselen özgürlük ve adalet arayışlarının temelinde de partimizin cesur, samimi ve dirayetli duruşu vardır. Bir taraftan bütün adaletsizlikleri ve yanlışlıkları alternatif çözüm önerileriyle cesurca ortaya koyduk. Diğer taraftan da başta tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi ve pandemi şartlarında ekonomide gelecek model olmak üzere reform çerçevelerini kamuoyumuza sunduk. Önümüzdeki hafta 1 Şubat Pazartesi günü de yolsuzluklara karşı temiz siyaset belgemizi açıklayacağız. Bu arada toplumumuzun özel sorunlarını çözüme kavuşturmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyor. Başta geçen cumartesi akşamı buluştuğum EYT'lilerin problemleri olmak üzere birçok konudaki çözüm tekliflerimizi yakın zamanda tüm kamuoyu ve ilgili taraflarla paylaşacağız. Daha sonra da adım adım sağlıkta, tarımda, eğitimde, üretimde, enerjide ve diğer bütün alanlarda model önerilerimizi sizlere sunacağız. Ta ki kimse alternatif yok demesin, diyemesin. Gelecek Partisi varsa çözüm vardır. Gelecek Partisi varsa alternatif vardır. Gelecek Partisi varsa umut vardır. Gelecek Partisi varsa mutlu, onurlu ve huzurlu bir gelecek vardır. Özetle, Gelecek Partisi varsa gelecek vardır. Allah'a emanet olunuz.